Bugün günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız cihazların yaydığı radyasyonun zararlarından bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu cihazların yaydığı radyasyonun sağlığımız üzerindeki etkileri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Öncelikle telefonu yastık altına koyarak uyumak bu radyasyona uzun süre maruz kalmamıza neden oluyor ve uyku kalitemizi de olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bu tür radyasyonun çocuklar üzerinde daha ciddi etkileri olabileceğini unutmamalıyız. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu cihazların yaydığı radyasyondan korunmanın yollarından da bahsedeceğim. Ama önce sizden bir ricam olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu tür bilgilendirici içeriklerle sizlere ulaşmaya devam edebileyim. Şimdi radyasyonun zararlarını ve korunma yollarını detaylıca incelemeye devam edelim. Bazı bitkiler elektromanyetik radyasyonu emme kapasitesine sahiptir. Bitkileri çalışma alanınıza yerleştirerek radyasyon seviyesini azaltabilirsiniz. Hangi bitkiler sırasıyla en çok radyasyon emme özelliğine sahip? 1 Kaktüs, özellikle radyasyonu absorbe etme kapasiteleriyle bilinirler. Özellikle bilgisayar ve televizyon gibi cihazların yanına koyabilirsiniz. 2. Aloe vera bitkisi hem havayı temizleme hem de radyasyonu emme kapasitesiyle bilinir. Çalışma alanınızda bulundurmak için harika bir bitkidir. 3. Areka palmiyesi. Bu bitki havayı temizlemenin yanı sıra elektromanyetik radyasyonu da absorbe edebilir. İç mekanlarda sıkça tercih edilir. 4. Dua çiçeği, hem hava temizleyici özellikleriyle hem de radyasyonu azaltma yeteneğiyle bilinir. Özellikle bilgisayar veya televizyonun yakınında yerleştirmek için uygundur. 5. Paşa kılıcı, havayı temizlerken aynı zamanda elektromanyetik radyasyonu da absorbe eder. Bakımı kolay ve dayanıklı bir bitkidir. 6. Kauçuk bitkisi havayı temizleme kapasitesiyle bilinir ve aynı zamanda radyasyonu azaltmada da etkilidir. İç mekanlarda sıkça tercih edilir. Kartlarda çıkan video ile devam edebilirsiniz. Sağlıkla kalın.